arasında hem askeri sanayi kompleks denilen savaş sanayinde de son derece etkin olduğunu unutmamak lazım. Peki neyi amaçlıyor? Yani şimdi, tamam bütün bunlar oluyor. Elini yükseltiyor. İsrail şunu amaçlıyor. Filistin direnişini bütünüyle ortadan kaldırarak ve İsrail'i tehdit eden örneğin Suriye gibi ülkelerin gücünü kırarak İran'ı etkisizleştirerek orada o vaat edilmiş topraklarda büyük İsrail'i kurmaya çalışıyor. Hı. Yaptığı iş bu. Evet. Bunun yolu da İran'ı ve Suriye'yi bu savaşın içine çekmektir. Onun gücünü kırmaktır. Çünkü yani çekip ortadan Arapları, kaldırmayı düşünüyor. Suriye dışında bütün Arapları dize getirmiş durumda. Mısır'ı yendi. Defalarca yendi Mısır'ı. Ürdün'ü yendi, diğerlerini yendi. Yani 67 savaşında 4 gün içinde yani 3 milyondu o zaman İsrail'in nüfusu. 300 milyonluk Arap dünyasını yenilgiye uğrattı. Fark buydu. Yani orta çağ rejimleriyle yönetilen bir Arap dünyası vardı. Bir de akıl ve bilim esas alan 3 milyonluk bir İsrail vardı. Tabii ki arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve Yahudi soykırımının utancını taşıyan ve onu telafi etmeye çalışan Batılıların o bir utanç diyetini ödeme çabasıyla İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemesinin bundaki etkisi çok büyüktür. Ama sadece buna bağlayamayız. Yani sadece dış dinamiklerin belirleyici olduğu bir İsrail zaferinden söz edemeyiz. Şimdi bakın. Beyrut saldırısında da bu denklemi görüyoruz. Yani ilk saldırıyı başlatan Gazze'de Hamas'tı. Evet. Hamas biraz önce dün söyledim zannediyorum. Biraz önce belirttiğim gibi tipik bir Selefi siyasal İslamcı örgüttür. Hesapsız kitapsız bir şekilde Gazze'de Hamas da aynı şeyi yapmaya çalıştı İsrail'le. İsrail'e saldırarak gibi festivale saldırdı. 1700'e yakın sivil öldü. Yaklaşık 1700 sivil öldü. Fakat bunun sonuçlarını hesaplayamayan, o da çok halkına ve toplumuna önderlik etme kapasitesinden yoksun ve temsil ettiğini iddia ettiği Filistinlileri koruyamayacak bir örgütten söz ediyoruz. Hamas ağır bir yenilgiye uğradı. Bir kere ağır bir moral yenilgiye uğradı. Şimdi Hamas'ın örgüt iskeletini koruduğu anlaşılıyor. Lider kadrosunu koruduğu görülüyor. Ve fakat Gazze'yi kaybetmiş bir Hamas'tan söz ediyoruz biz. Evet. Gazze'yi kaybetmiş bir Hamas var ortada. Hamas da aynı şekilde savaşı bölgeye yayarak bir olası İsrail saldırısına diğer Arap ülkelerinin karşı koyacağını zannetti. Hayır, karşı koymadı. Ne Suudi Arabistan harekete geçti, ne Ürdün harekete geçti, ne de Mısır. Tam tersine Mısır refah kapısını kapattı. Evet. Kapattı refah kapısını. Evet, doğru. Çünkü Mısır'daki Sisi yönetimi Hamas'ı İhvan-ı Müslümin yani Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Filistin temsilcisi olarak görüyor. Evet. Onu devirdiler zaten. Doğru. Muhammed Mursi'yi o nedenle devirdiler. Onun bir parçası olan Hamas'a destek vermek istemeyecektir. Öyle büyük bir hesap hatası yaptığı anlaşılıyor. Ama büyük iş ya bundan Filistin yani Hamas bundan zarar görmez, Gazze zarar görmez diye yapılan değerlendirmelere ben katılmıyorum. Siyasi liderini vurdular. Siyasi liderini Tahran'da üstelik de devrim muhafızlarının korumasında bir olan bir semtte oraya yabancı konukları demek ki getiriyorlar. Bir semtte İsrail tarafından öldürülmesi hem İran'ın prestijine, profilini bozarak evet. zarar vermiş oldu hem de Hamas'a ciddi bir darbe vurdu. Şimdi bu şartlar altında İran kesinlikle karşılık verecektir dememiz mi gerekiyor? Ben yani kesinlikle karşılık verecektir diye düşünüyorum ama İran güçlü bir devlet geleneği olan 2500 yıldır sınırları değişmemiş dünyadaki ender ülkelerden biridir. Çeşitli devletler kurulur orada. Yani Türk devletleri de vardır. Safavi devleti bir Türk devletidir ama aynı sınırlar içindedir. Çünkü İran'ın nüfusunun yarısı Türktür. O zaman İsrail'in dediği olacak yani. Selçuklular vesaire filan bir Sasanilerden beri, Büveyhi oğullarından beri yani İran bir devlet geleneğini temsil eder ve İran'ın ben çok kontrollü bir saldırı yapacağını ama mutlaka yapacağını düşünüyorum. Yani provokasyonu görüyor İran, görecektir. Bu provokasyona yani bizimkiler gibi Diriliş Ertuğrul'u izleyip İsrail'e dalarız gibi bir fantastik bir adım kesinlikle atmayacaklardır. Çok stratejik bir şey olacağı kesin. Tabii. Bu dünyada iki ülke böyledir. Yani Çin ve İran. Ya yani antik çağdan beri sınırları değişmemiş, bir uygarlık havzasını korumuş, bir kültürü 21. yüzyıla taşımış ender iki havza var. Yani diğerlerini insanlık yok etti. Yani Aztekleri, Mayaları
giden, Avrupa'dan giden haydutlar, göçmenler, beyazlar yok etti. Kuzeyde Kızılderililer yok edildi. İşte Türkler göçebeydi zaten. Yani ancak geldik Anadolu'ya yerleştik. Burada tutunduk ve bir vatan haline getirdik. Ötekisi Arap'tır. Arap dünyasıdır. Arap dünyası da hiçbir zaman bütünlüğünü koruyamadı. O zaman bir savaş çıkacağını öngörüyor musunuz? Yani ben, ne kadar iktidar, bir ne bölgesel kadar savaş, bir bölgesel savaş çıkma ihtimalini uzak görüyorum. Rusya ve Çin buna izin vermeyecektir. Zaten Hamas'la İran'ın yaklaşmasına aracılık eden güçlerden biri Çin'dir. Ben daha kontrollü olacaklarını, Rusya'nın ve Çin'in durumu gördüğünü, İran'ın da durumu kavrayacağını, mutlaka bir karşılık vereceğini ama bir savaş provokasyonuna girmeyeceğini düşünüyorum. Öyle yani İran'da işte ne diyeyim Tebriz'de bir kahve toplantısı yapıp bak İsrail'e dalarız diyen bir lider yok. Daha tarihsel derinliğiyle bakan, bir tarihsel perspektiften olaylara bakan insanlar yönetiyor. İran yöneticilerini ben hiçbir zaman hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Bir İslam cumhuriyetidir doğru. Şii siyasal İslamcılıktır. Orada egemen anlayış. Ama Şii İslam'ın Selefi İslamcılıktan bir farkı vardır. Felsefeyle ve akılcılıkla bağını kesmemiştir. O yöneticilere, eğitimlerine baktığınız zaman göreceksiniz. Mesela daha önceki Cumhurbaşkanlığı ya eğitimine bakıyorsun, Sorbon'dan felsefe doktoralı. Yani biz sarığını falan görünce, cübbesini ve sarığını görünce şey zannediyoruz. Bunu düşünemiyoruz yani. Ama evet. Geri planda bizim, böyle hani, bir... Bizim tarikat şeyhleri gibi olduklarını zannediyoruz. Yani hayatında doğru düzgün bir eğitim olmayan, sadece yani merdiven altı imalatı bir takım kitaplar okumaktan öteye geçememiş bir takım şey cemaat ve tarikat liderlerinden biri gibi düşünüyoruz. Öyle değil. İran köklü bir geleneği olan ülkedir. Kabul edelim etmeyelim ama böyledir. Peki şimdi bir başka konu. Bugün öğrendik ki Suriye'nin de Batı'nın, Amerika'nın gri listesi gibi bir listesi. Ondan önce şu Lübnan saldırısına bir değinmek lazım. Biraz önce sormuştum ben. Şöyle doğru, işte bir eksik kalan bir yan var, onu tamamlamak isterim. Şimdi İran saldırısıyla eş zamanlı bir saldırı yaptılar ve Beyrut'ta vurdukları yer de çok ilginç. Hizbullah'ın Merkez Şurası'nın oturduğu semt. Evet. Yani o semti vurdular. Ve şey askeri lideri ki Nasrallah'a en yakın isimlerden biri, Fuat Şükrü'yü hedeflediklerini söylediler. Şunu da göstermiş oldu. İsrail istihbaratı kimin nerede oturduğunu neredeyse kapı numarasına kadar biliyor. Yani nokta atışı evet, yapıyorlar. Aynen böyle yapıyorlar. Muhtemelen o sırada evde değildi. Çünkü Hizbullah kurtulduğu söyleniyor. Ölmediğini açıkladı. Hizbullah'a inanmak lazım. Nasrallah çok ciddi bir liderdi. Hı hı. Yani orada Hizbullah deyince bizim Türkiye'deki Hizbullah zannediyoruz biz. Öyle değil. Lübnan'da legal bir partidir. Mecliste, parlamentoda temsilcileri evet, vardır evet. Hizbullah'ın. Ve Lübnan anayasası gereği de bunlar milis gücü bulundurma şeyine sahip, hakkına sahipler. Nasrallah'ın Orta Doğu'daki en ciddi liderlerden biri olduğunu düşünüyorum ki o da mutlak bir şekilde karşılık vereceğini söyledi. Hizbullah, Hamas'la karşılaştırılamayacak kadar büyük bir güç. Çok büyük bir güç. Hem Esad'ın desteği var Hizbullah'ın arkasında, Beşar Esad'ın, Suriye yönetiminin, hem de İran'ın büyük bir desteği var. Diğer yandan Lübnan içinde de ciddi bir tabanı var. Şeydir Hizbullah, Şii Emel örgütünden Arap Alevisi ve Şii Araplardan oluşur, Lübnanlı Araplardan oluşur. Öyle bir yapıya sahip. Her iki saldırı İsrail'in niyetini ortaya koyuyor. İsrail savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor. Örneğin mümkünse bu savaşa Türkiye'nin girmesini de ister. Evet, mümkünse girmesini ister. Öyle bir şey olur mu? Ben olmayacağını yani düşünüyorum ama AKP iktidarının Türkiye'yi yönetme yeteneğine ve kapasitesine artık sahip olmadığı kanaatindeyim. Peki şimdi o zaman ben Suriye'ye geçiyorum bir. Neden evet, geçiyorum? Biraz önce sözünü ettiğim gibi bir gri listesi varmış gibi görünüyor Suriye'nin de. Öyle ki terörü destekleyen ülkeler ve yönetimler listesinde Erdoğan'a yer verdiler. AKP sadece Erdoğan var, değil galiba Türkiye'den değil mi?